Merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayım. Ee, öncelikle biraz araya açtığım farkındayım ama e, merak etmeyin. Onu e, kapatacağım çünkü geçen hafta içerisinde e, sizin adınıza birkaç yere seyahate gittim. Yani tabi yurt içinde e, bazı tesisleri gezdim. E, oradaki bilgileri öğrenmeye çalıştım. Neler oluyor, e, yeni e, neler var. E, önümüzdeki dönemde bu sürprizler neler olacak diye. Tabi yalnızca bunu şey olarak değerlendirmeyin. Savunma sanayi olarak değerlendirmeyin. Bunun bir kısmını enerji olarak değerlendirin. Bunun bir kısmını teknolojik teknolojik şirketlerinin Türkiye'deki yapacağı faaliyetler olarak değerlendirin. Sanayi şirketleri ve diğer savunma sanayi şirketleri olarak değerlendirin. Hepsini gezdiğimi biliyorsunuz. Bu nedenle şunu söyleyeyim. Ee, her birinde çok ilginç gelişmeler var. Yani olumlu gelişmeler var. Ee, i̇nanın hiçbir olumsuz bir görüş bir, e, bildiremeyeceğim. Ha şöyle söyleyebilirsiniz. Her şey mi mükemmel? Değil tabii ki arkadaşlar. Yani aksayan yine bürokratik anlamda sıkıntılar, çekişmeler, e, kavgalar, e, hırslar. E, tabii ki dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de var. Yani bunların hiçbiri yok demek. E, bunlar yokmuş gibi davranmak mümkün değil ama. Bunlar eğer kontrol altında tutulabiliyorsa ve hani tamir edilecek sınırlar içerisinde ise hiçbir sorun olmadan ilerleyebiliyor. Bu hafta içerisinde bir tanesini yayınlayacağım yani e, yazılı olarak yayınlayacağım. E, i̇nşallah onu da e, seyretme imkanınız, daha doğrusu e, okuma imkanınız e, olur. E, ayrıntılı bir e, röportaj oldu. E, onun dışında şunu söyleyeyim. Mesela Türkiye'de bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesidir. Yani abi e, ne gelişmeler oluyor ve bu gelişmeler bizi önümüzdeki dönemde nereye doğru e, götürecek, bu hikaye nasıl ilerleyecek diye çok soranlarınız oluyor. E, tabii bir taraftan Türkiye'de seçim satına girilmiş olması, bir tarafta e, ekonomik olarak EYT, işte bir taraftan e, askeri ücret, emekli maaşları, memur maaşları gibi birçok şeyin e, konuşulduğu dönemlerdi ki, ki haklı konuşulması gereken konular. Bunların hiçbiri e, küçümsenecek e, konular değil. Hayatın önce devam etmesi gerekiyor ve bu süreç e, bunlarla beraber yürüyor. Yani diyeceksiniz ki böyle mi olmalı? E, zaten bağımsız olmalı. Yani e, her şirketin yolculuğu kendisiyle ilgili çok iyidir ve belli bir noktanın üzerine gider. İşte, işte yine Baykar örneğinden vereceğim. Niye Baykar söylüyorsunuz, niye Tusaşı söylemiyorsunuz diye arkadaşlar oluyor. Yok arkadaşlar yani Tusaş bir vakıf şirketi ve bir vakıf şirketi çok uzun zamandan beri var Türkiye'de ve uçak konusunda Türkiye'de tek. Yani onun üzerine bir başka bir şirket yok. Bu nedenle <laughs> bu vakıf şirketiyle <laughs> yaptığı faaliyetlerle bir özel şirketi karşılaştırmamak gerekiyor. Ben kişisel başarı anlamında şu anda e, Kotil'in olmuş olması, genel müdürün olmuş olması, onun e, faaliyetleri hızlandıracak girişimlerin olmuş olması başka bir e, katman ama TUSA çok yılların e, bir e, yapısı büyük de bir teknolojik altyapısı var. Bugün geldiği nokta çok daha ileride. Bunda katkılar var mı? Olmaz olur mu arkadaşlar? Yani iki sene önce gittiğim tesisi şu anda tanımıyorum. Mesela işte bu hafta içerisinde roket Roketsan'daydım. Çok fazla bir şey anlatmayacağım. Daha sonraki dönemde bununla ilgili izahatta bulunacağım. Ama e, inanın tanıyamadım. Aynı TUSAŞ'a girdiğimde TUSAŞ'ın yapısının ne kadar değiştiğini gördüğüm için söylüyorum buna. Yapılan tesisler, yeni yapılan binalar, personel sayısının artışı, siparişlerin miktarı, yeni silah sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi konularda her sene bir yere gittiğimde birbiriyle hiç alakası olmayacak bir boyutta ilerliyor. Yani Şimdi Türkiye'de ortalama %12.9 büyüdü ihracat. Bunun %43.9'u neydi arkadaşlar? Savunma sanayi büyüdü. Yaklaşık nereden bakarsanız bakın. 4 misline yakın, 3.5-4 katına yakın bir daha büyük bir oranda büyüyor. Bu daha da büyük olabilir mi? Ben geçen gün de söylemiştim size. Çok daha büyük olacağına eminim. Çünkü şu anda satacağımız ürünler geçmişteki ürünlere göre çok daha büyük boyuta gelmiş durumda. Yani eskiden bir sistem satarken onun eder fiyatıyla bugün meydana getirdiğimiz ürünlerin eder fiyatları arasında müthiş bir fark var. Yani bir tane gemi satıyorduk. Geminin kendisini satıyorduk. Üzerindeki hava savunma sistemi, radarlar, sonarlar, hava savunma sistemi, önündeki topu, üzerindeki denizden denize atılan sistemler dahil olmak üzere hava savunma sistemleri dahil olmak üzere hepsi yurt dışına alınıyordu. Yani 100 milyon dolarını Türkiye'de veya 200 milyon dolarını gemi inşa için kullanırken 800 milyon dolar yurt dışındaki diğer paydaşlardan alınıyordu. E bugün ben size söyleyeyim. şeyde bile oran, Anadolu gemisinde bile oran neredeyse %80'lere yaklaşmış durumda ki bu kadar büyüklükteki bir gemi yaparken %80'lere yakın bir oranda bir gemi yapabilme kapasitesine sahip olmuş olmak, içindeki donanımlardan da bahsediyoruz buna. Elektronik harpten tutunda diğer vasıtılara söylüyoruz. E, Türkiye'nin artık rakamsal anlamda her satışında tek bir kalem malzeme satmış olsa bile bir gemi satın mesela 1 milyar euro. İşte e, 10 tane uçak satın. Nereden bakarsanız bakın 1 milyar euro. İşte atak helikopter satın, mühimmatları ve diğer aksamlarıyla beraber satmaya başlayın. Nereden bakarsanız bakın belli bir sayın üzerine satacaksınız çünkü. Milyar dolarlara yaklaşıyor. Artık her kalem, her kalem 1 milyar doların üzerinde veya 1 milyon euronun üzerinde bir fiyata satılmaya başlıyor. Hava savunma sistemleri içine geçerli. TGR-230 gibi sistemler içinde geçerli. Hava hava savunma için de geçerli. Buradaki fiyatlandırma artık bir üst seviyeye çıkmış durumda. Çünkü ürünler çok nitelikli ürünler haline gelmeye başladı. <laughs> Çeşitlilik arttı. <laughs> Geçmişte baktığımız ürün çeşitliliğiyle bugün e, bunun arasındaki fark çok fazla. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şirketlerin mesela geçen gün bir tartışmada geçmişti bu. Ya Abi niye şeyleri biz Türkiye'de yapmıyoruz diye e, sordu bir arkadaş. Dedim ki arkadaşlar her şeyin dışarıdan alınabiliyorsa ve bu Türkiye'de üretilmiyorsa ve belli bir e, tonajın üstünde üretilmesine e, ihtiyaç çoksa onun üretilmesi kritik değilse büyük bir sıkıntı oluşturur ve büyük maliyet oluşturur. Bu rekabet anlamında, yurt dışına satış anlamında satamamanıza yol açar. Örnek vereyim mesela Mesela biz bundan herhalde 3-4 yıl önce veya biraz daha geriye gidin 20 yıl önce Türkiye'de tabanca ve silah üretiminde ne kadarlık bir rakamdaydık? Türkiye'de namlu ne kadar ihtiyaç vardı? Bu isterseniz tüfek için söyleyin, isterseniz tabanca için söyleyin. Ne kadar ihtiyaç vardı? Bu kalem yani o namlu çeliğini üretmek için Türkiye'de fabrika var mı? Var. Hem yani de müthiş fabrikalar var. E, zamanda zaman da soruluyor. Deniyor ki tamam biz sizin için üretelim ama o bölümü sizin için ayırmam için şu tonajda şeye ihtiyacımız var. Sizin benden mal almanız gerekiyor. Çünkü ben orayı bunun için ayıracağım. Siz bunu talep ettiğinizde ben sizin için yine yaparım yani kritikse. Ama 10 liralık mal 100 liraya mal olur. Siz 100 liraya mal ettiğiniz bir tabancayı da 250 liraya satamazsınız. Bu rakamların hepsi şey için söylüyorum. Afaki böyle bir rakam yok. Bu satamazsınız. O zaman ne yapıldı? Yıllar boyunca biz İtalya ve Belçika üzerinden bu e, çeliği aldık. Namlu çeliğini aldık. Ama Türk firmaları işte canik, muazzam bir rakam yakaladı. Sarsılmaz, muazzam bir rakam yakaladı. İşte e, kale kalıp müthiş bir rakamlar yakalamaya başladı. Ve bu rakamlar bir müddet sonra Türkiye'deki çelik üreticilerin namlu üretecek seviyeye gelmesini sağladı. Mesela şimdi çelik üretilmeye başlandı. Bu aynı şey şey içine geçerli. Zırhlar içine geçerli. Mesela bu sistemsel anlamda balistik zırhlar dediğimiz zırhlar önce Türkiye'de üretime teknolojisi yoktu. Ne yaptı? İşte gitti OYAK bir tane şirket satın aldı arkadaşlar. Sonra ama niye aldı OYAK? Türkiye'de belli bir miktarın üzerine çıktığında Türkiye'de tesis kurmak için e, gerekliliği oluştu. Ama o zaman başka bir şeye ihtiyaç oldu. O çeliği yapmak için bir bilgiye ihtiyaç var. O bilgi de gizli bir bilgi. Yani metalin işlenmesi, hani diyebilirsiniz ki ya hepsi metal değil mi? Yok arkadaşlar. Her birinin hangi ısıda içine atılan katmanlar dahil olmak üzere kendisine ait olan bilgileri var. Ve bu bilgiler şirket bilgileri ve gizli bilgiler. O zaman ne yaptı? İşte Oyak gitti, yurt dışında bir şirkete satın aldı. Bunu yapan şirkete satın aldı. Hem orada üretim yapmaya devam ediyor yurt dışında. Hem de Türkiye'de, Manisa'da bunun için fabrika kurdu. Ve şimdi o fabrika Türkiye'deki zırhlı araçların, işte ne diyeyim, işte bizim tekerlekli zırhlı araçlar dahil olmak üzere dışarıdaki kaplamalarını onlar yapıyorlar. Nerede yapıyorlar? Manisa'da yapıyorlar. Ölçek. Ölçek ekonomisi diye bir kavram var ölçeği tutturduğunuzda Türkiye'de yapılmaya başlanıyor. Yani her şeyi niye biz yapmıyoruz sorusunun cevabı bir defa bu. Başka bir şey daha var. İhracat diye konuşuyoruz, ihracat diye konuşuyoruz. Arkadaşlar ihracat neden önemli? Yalnızca yurt dışına satıp döviz getirmek için önemli değil. Aynı zamanda bir ürünü çok fazla üretmeye başladığınızda fiyatı aşağı çekiyorsunuz. Bu fiyatı aşağı çektiğinizde ne oluşuyor biliyor musunuz? Mesela geçen gün Selçuk Bey de söyledi, başka şirketler de söyler. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen bir e, örnek vereyim. Merminin fiyatıyla yurt dışına satılan merminin fiyatı arasında fark var. Türkiye'ye satılan bir bayrakların Türkiye satış fiyatıyla TB2'nin yurt dışına satış fiyatı arasında fark var. Bu bazen 3 misli, bazen 5 misli, bazen 10 misli. Aynı onların bize yaptıkları gibi. Amerikalar da bize 10 misli satmıyorlar mıydı? Şimdi Türkiye'de bu konularda aynı şeyi yapıyor. Sayıyı yükseltiyor. Türkiye'deki silahlı kuvvetlere daha ucuza malzeme vermeyi kolaylaştırıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmişte 10 milyar dolar yurt dışından satın aldığımız miktarın adediyle bugün Türkiye'deki 10 milyar dolar ürettiğimizin arasında Size net olarak şunu söyleyebilirim. En az 5 misli fark vardır. Minimum 5 mislidir. Daha fazla malzemeyi Türkiye'de daha ucuza ürettiğiniz için biliyorsunuz. Bu teknolojik şeyler içine geçerli. Başka ne var? Yurt dışına sattıklarında elde ettikleri karı bu şirketler arge için kullanıyor arkadaşlar. En önemli bir tanesi bu. Yurt dışına satılan kar içeriye ya yatırım olarak alınıyor ya da ne olarak alınıyor arkadaşlar? Argi harcamaları için alınıyor. Bu Türkiye'nin savunma sanayi için çok önemli. Hatta birçok şey için önemli ama hani biraz savunma sanayi ağırlıklı konuştuğum için bugün e, onu söyleyeceğim. Yoksa bütün şirketler için geçerli. Argenize satışlarınızdan kar payıyla ayırabiliyorsanız zaten önünüz çok açık demektir. Türkiye bunu başarıyor. Yani önümüzdeki dönemde ki Türkiye'nin hedefi 2025'e geldiğinde yaklaşık 10 milyar doları çok rahat bir şekilde geçmek. Ki ben geçeceğin çok rahat eminim. Yani ürünlere bakıyorum. Ürünlerin savaşlarda şu anda istenen ürünlerin üstünde olduğunu görüyorum. İşte isterseniz İHA'lardan, isten dihalardan, isterseniz akıllı mühimmatlarınızdan, İsterseniz e, elektronik kalp unsurlarınızdan, isterseniz başka türlü malzeme ve ekipmana bakın. Bunların her birini gördüğünüzde şunu söyleyebilirim size. Net olarak şunu söyleyebilirim. E, bu rakamlar önümüzdeki dönem çok küçük ve çok komik kalacak. Yani 2023 yılında Türkiye işte 4 milyar dolarlık satış yapmış ve 2022 yılında 4 milyar dolarlık 4 milyarı geçtik doları geçmiş. Bir satış yapmış dediğinizde bu rakam çok komik kalmaya başlayacak arkadaşlar. Bu rakam çok daha fazla gelişecek. Tabi bu ne olacak? Daha fazla istihdam, daha fazla mühendisin işe girmesi. Çok ilginçtir. Bir şirkete gittim. Şirketler tabi büyük miktarlarda rakamlarla personel alıyorlar. Bu hem teknisyen için geçerli hem de mühendisler için geçerli. Şöyle bir şey söylediler. Çok da hoşuma gitti. Neredeyse abi dediler yani e, çıkan üniversiteden mezun olan, belli dallarda mezun olanların tamamını alsak bile Türk savunma sanayi için yetmiyor. İlginç değil mi? Yani ne kadar alırsanız alın yetmediğini söylüyorlar. Bu müthiş bir şey değil mi? Yani... Benim gençlerim daha önce İTÜ'den, ODTÜ'den, uçak mühendisinden mezun olduğunda Türkiye'de bununla ilgili bir fabrika e, var mı bulamayınca yurt dışına gidiyorlardı. İşte bugün baktığınızda e, Kotiller, e, İsmail Demirler, e, işte TİREK Te Teyinin başındaki e, Akşit Hoca dahil olmak üzere hepsi bu tür yerlerde çalıştı, e, bulundular. Ve daha sonra akademik olarak veya çalışma için yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Bugün ise bir Türk evladı daha çıkar çıkmaz şeye girebiliyor. Ee, fabrikaya başlayabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Fabrikaya stajyer mühendis veya e, okurken proje kapsamlı girip para kazanabiliyor ve işini öğrenebiliyor. Bu nedenle bu şirketlerin kar etmesi, bu şirketin ihracatla ARGE oluşturabilmesi ve ARGE için daha çok mühendis alması bir döngü. Bu döngüyü ne kadar arttırabilirsek o kadar Türkiye'nin geleceği, teknolojik olarak geleceği çok daha fazla olacak. Çünkü burada elde edilmiş olan teknolojiler arkadaşlar çok daha farklı yerlerde kullanabiliyor. Örnek, TEİ. Geçen gün TEİ Başkanı bir şey açıkladı. Dedi ki, biz bazı metallerin özellikle savunma sanayi değil miyim ama uçak motorlarında bazı yerler var ki çok kritik. Bu kritiklik nasıl diyeyim size ısısal anlamda bazı yerler yumuşak kalması gerekiyor, bazı yerler sert kalması gerekiyor, bazıları inanılmaz sıcağa ve soğuğa dayanması gerekiyor. Birbirinden farklı özellikleri bir metalin üzerinde görebiliyorsunuz. Bunu ben Alp Havacılığa gittiğimde de, TEİ'ye gittiğimde de görmüştüm. Hatta bunu şeyde de gördüm. E, kale motorda da görmüştüm. Orası bir bilim. Ayrı bir bilim. Ve şey demişlerdi bana. Bunun için böyle 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 dosyalar oluşturmak zorundayız. Avrupalılar, Amerikalılar bu dosyaları yani bu metalin işlenmesiyle ilgili olan dosyaların hepsini oluşturmuş durumdalar. Biz şimdi o dosyalar oluşturuyoruz. O dosya oluştuğu safha bittiğinde işte o zaman Bugün işte bir uçak motoru, işte F, şey için helikopter motoru, 1 milyon euro. Bunları satmaya başlayacaksınız. Veya bunun parçalarını satmaya başlayacaksınız. Ve şirketleriniz, Türkiye'deki en küçük savunma şirketi bile 100 milyon euroluk satışlarla dünya devleri arasında yerini almaya başlayacak. Benim gençlerim de yer almış başlayacak. Yani biz saldırı e, sanayi demiyoruz farkında, savunma sanayi diyoruz. Ve oradaki elde edilmiş olan teknoloji normal sanayiyi de tetikliyor arkadaşlar. Birçok yerde görüyorum. Argesini savunma sanayinde yapmış, orada elde ettiği ve onunla kurduğu makine parkında şu anda çok daha farklı ürünleri, teknolojik ürünleri yapıp yurt dışına satan şirketler biliyorum. Kötü bir şey değil ha. Kötü bir şey için söylemiyorum. Ya sanki mal çalıyorlarmış gibi söylemiyorum. Tam tersine. Böyle olmalı. Normal şirketler savunma ürünü yapabilmeli. Savunma sanayi ürünleri normal ürün de yapabilmeli. Bunu oluşturabilen bütün şirketler muazzam. İşte Boeing. Uçak da yapıyor. Sivil uçak da yapıyor. Asker uçak da yapıyor. Şirketler şimdi oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, bu hafta içinde çok güzel haberlerim olacak size. Ben çok mutlu oldum o haberlerden. Hem şahsımla ilgili hem de sizin de yeni platformlarda beraber olmamız adına çok güzel haberlerle bu hafta içinde inşallah her zaman söylüyorum hayırlısıysa olsun derim her zaman her şey için çıktığında ilk sizin haberiniz olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.